Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, 1 milyon Yozgatlı ekibinin takipçileri, şu anda neredeyiz? Tabii ki Çayıralan ilçesinin aşağı Yahya Saray köyündeyiz. Yine bir amcamla karşılaştık. Seni tanıyalım amca. Benim adım Necati. Osman Çavuş'un Ahmet'in oğlu Necati derler bana. Evet. Biraz Dedemin lakabına Lord derler. Lord. Lord'un torunuyum. Lord'un torunusun. Biraz dilin dolandığı kadar, hatırlayabildiğin kadar anlatır mısın aşağı Yahya Saray köyünü? Valla aşağıya Saray Köyü'nü nasıl anlatayım? Benim aklımın yettiğinde bu köy 200 haneydi. 200 200 haneydi. Şu an haneydi. kaç Şu hane? hane 70-80 hane var da 10 hane var şu anda. Şu anda sadece 10 hane Sadece 10 burada, hane var. Gerisi hep Gerisi hep gurbette. gurbette, evet. Peki gurbette hangi illerdeler? Yurt dışında mı, il dışında Bir mı? müddeti yurt dışında, biraz Kayseri'de, biraz Ankara'da, biraz İstanbul'da, her tarafta var. Her tarafta var. Peki buraya niye aşağı Yahya Saray demişler? Oraya Şimdi yukarı Yahya benim Saray. dedelerimden duyduğum, yani bunların köyüyle bizim iki kardeşimmiş. İki kardeş. Yerleşen biri aşağıya yerleşmiş, biri yukarıya. Oraya yukarı Yahya Saray kalmış, bura aşağıya Yahya Saray kalmış. Dedemden duyduğum yani benim. Yahya mıymış bunlar? Yahya'ymış herhalde. Sanki Abi Yahya Yahya Saray. Saray. Saray varmış önceden de herhalde buralarda bir yerde. Evet. Ondan saray kalmış. Peki bu köyün geçim kaynakları nelerdir Bu amca? köyün geçim kaynakları, şimdi geçim kaynağı yok bu köyde. Önceden şu baracın olduğu yer arazimiz vardı. Patates, soğan, fasulye ekerdik. Geçimimiz oydu. Şu karşılara buğday ekerdik, arpa ekerdik. Gölet olunca Gölet onlar da olunca orası suyun kesildi. altında kaldı. Devlet istimlak etti. Şimdi hiçbir bu köyün bir geçimi yok. Herkes dışarıdan geçiniyor yani. Yurt dışından gelen parayla Evet. aileler Evet, geçim evet, evet, yapıyorlar. evet. Peki bu sene bu köyde kaç kişi vefat etti? Bu 2018 köyde yılında, geçen yılda kaç kişi kaç kişi vefat vefat etti? etti? Defnettiniz. Benim annem vefat etti 2 ay önce bir. Evet. bir sene önce babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. İki. Ondan sonra yine bir amcamız vefat etti. Kenan Hoca diye biri vardı, o vefat etti. Benim bildiğim 3 kişi vefat etti. Üç kişi. Bir Yani yılda buradan üç köyde kişi. olan. Ha, Ama dışarıdakiler ayrı tabii ki. dışarıdakiler ayrı Peki tabii. bu köyün düğün adetleri nasıl oluyor? En son bu sene hiç düğün oldu mu burada? Bu sene burada bu köyde, bizim köyde düğün yok yani. Bitti. Geçen sene. Düğün işi bitti. Önceki Şimdi sene. Sarıkaya gidiyorlar. Şey kiralıyorlar, ne diyeceğim ona, Salon, salon düğün salonu kiralıyorlar. kiralıyorlar. Köyde de hiç düğün yapan yok. Zaten kim var ki, kim düğün yapacak ki? Değil mi? Ya, yok. Ne kız var, ne erkek, delikanlı bir çocuk var bu köyde. Gençler yok, Yok. sadece yaşlı sakinler var. Delikanlı bir çocuk var, bekar. Bekar. Evlenemiyor. Evlenemiyor. O da kötü bir durum tabii. O da Burada da şeyden duymuş evlenemiyor olalım. işte. Köyde olduğu için evlenemiyor. Köyde durduğu için millet buraya gelmek Evet. istemiyor. Ama şu köyün havası, bak bir derin bir nefes al şöyle. Bu havayı bitsek, Bu o havayı gelecek hiçbir hanım yerde bulamazlar. gelecek hanım o havayı bitsek, Ya. ben Kayseri'de oturuyorum bak. Hı. Şu ev benim, şu karşıki ev dedemden kalma bir ev. Evet. Yani içine girsem bir yayla evi yani. Çok Yayla güzel. gibi bir şey Evet. yani. Böyle bir ağam şakam ev değil yani. Yayla evi. Dağda bir yayla evi gibi. Ama Peki. ben Kayseri'de oturuyorum ondan sonra. Salıgün geldim. Ne? Çayırlarına bu tarafa geçtim. Bacaklarımın sızından ben Kayseri'de duramıyorum bak. He. Buraya geldim, o ağrı gitti. Bu ağrı kesildi. Buranın havası yaradı sana yani. Şimdi dağa gider gezerim. Şu anda gider gezerim. İşte bura böyle. Başka bir şeyi yok. Peki şehir dışında, yurt dışında yaşayan gurbetçilere söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim, yurt dışındakilere şöyle işte gelip Bana söyle, ben gurbetçiyim. Aha, şu gurbetçi de. Şimdi şu ev yapanlar hep gurbetçi bak. Ha. Almancı onlar hep. Seslen onlara, gelsinler Onlar burada. geliyorlar işte. Yazın gelirler, dururlar ama kışın gidiyorlar. He. Yazın gelirler. Yazın burada belki 50-100 hane olur yani. Camimiz var. Camimiz o gurbetçiler geldiği zaman cuma günleri 3-4 saf oluyor. Şimdi hiç kimse yok. Boş cami. Cami boş. Hoca da yok zaten şu anda. Normal köy hocası da yok. Köy hocası da yok. Anladım. Bu cumayı
Bir amcam var, hoca diye bir amcam var. Sarıkaya'dan ya, o geldi, kıldırdı gitti, sağ olsun, şurası gelsin. Kaç kişi vardı cemaat? Kaç kişiydik var? Ya? 5-6 kişi vardı herhalde. Yok ki 10 kişi vardı. 10 kişi var mı? 10 kişi ya, sizi saymıyor, siz misafirsiniz. Var mı selam göndermek istediğin kimse var mı? Tanıdıkların var mı? Şehir dışı olsun, yurt dışı olsun, dünyanın... Fransa'da iki oğlum var, onlara selam. Giderse tabii. Gider gider. Kayseri'de bir sürü tanıdığım var, ailem orada, onlara selam. Amcalarıma selam, herkese selam. Evet. Size de buyurun bir çay ikramı diyeyim, çay teşekkür yapayım. Teşekkür ederiz. Daha çay çekim yapacak, bir yarım saat çekim yapacak. O zamana kadar çay hazır olursa çayı içeriz. Hazır yaparım. Tamam. Yaparım. Ev neresi? Dedim ya şurada işte. Tamam. Şuradaki arkadaşlar kim? Orada ne var? Kahve mi var? Orada, ev mi var? Orada ev bak. Orada, misafir mi orada... var? Orada da şeyim, bir röportaj şeyim, yapalım. Oradan bakıyorlar. Kayseri'den bir şeyim, bir sanatkar vardı benim ta aklım yetkinler. Onun adı Metin ne bir şey derlerdi. Metin Öztürk mü öyle bir şey. Almanya'ya bir türkü yakmışmış. Almanya'nın yeni çıktığında. İşte ne bir şey kuğundan bir dişi çürük mahirik aldı kaçtı bilmem ne. Falan bir şey 40 senelik ahırı kahve yaptı diyeyse bu ya. O da ahırı ev yaptı. Ahırı ev yaptı. Güzel abi. Devam edeceğim.